Şimdi bu bir deneyim parçası aslında ama bizim için ben merkezciliği çok güzel gösteren bir durum. Kız çocuğuna soruyorlar. Kız çocuğunun baktığı taraftan hiçbir şey gözükmüyor. Ne var orada? Karşında ne görüyorsun diyorlar. İşte dağ ve ağaç. Başka bir şey var mı? Yok. Erkek çocuğa soruyorlar. Ne görüyorsun? İşte inekler var, ağaç var ve dallar var. Kız çocuk ağlıyor. Hayır, inekler orada yok. Çocuk diyor ki hayır var. Ama çocuk, kız çocuk işlem öncesi dönemde olduğu için kendi bakış açısından gördüğü kadarını karşı tarafın görmesi açısından ısrar ediyor. Bu dönem özelliğidir. Herkesin kendi gördüğünü düşündüğü için başka bakış açılarına da çok fazla açık olmadığından çocuğun biraz da hani ebeveynlerin şikayet ettiği çok inatçı söz dinlemiyor dediği noktalar bazen tek odaklı düşünmeden bu ben merkezcilikten kaynaklanıyor olabilir. İkinci çizimimiz toplu monoloğa bir örnek. Beraber konuşuyor gibi görünüyorlar ama aslında farklı hikayelerden bahsediyorlar. Biri diyor ki benim babam polis, öbürü diyor ki benim gerçekten büyük bir köpeğim var. Çocuk devam ediyor. Bir kere hırsız bireyi yakalamıştı. Öbürü diyor ki sürekli üstüme atlayıp yüzümü yalıyor. Biri köpeğinden bahsediyor, biri babasının mesleğinden bahsediyor. Ama hararetli hararetli ortak konuşuyor gibi görünüyorlar. Ama aslında anlaştıkları bir nokta yok. Biz buna toplu monolog diyoruz. İşlem öncesi dönemin ikinci dönemi sezgisel dönem. Biraz daha eski ilkokul dönemine hazırlık. Biliyorsunuz artık yaşı erkene aldılar. Aslında eski sistemin 6 yaşın neden gerekli olduğunun Piaget bir göstergesidir. Çünkü çocuk bazı yetileri yapmaya bilişsel olarak hazır olmadığından, hazır olmadan bir ders müfredatına maalesef maruz kalıyor şu anda. Sezgisel dönemde yavaş yavaş sosyal konuşma başlar. Yani nedir bu? Odak noktası kendinden çıkar, ben merkezcilikte azalma olur ve artık çevreyle biraz daha anlayışın yavaş yavaş başladığı dönemde. Bu dönemde tabii ki tam mantık oturmuş, neden sonuç ilişkileri oturmuş değil. Biraz daha sezgisel olarak akıl yürütme başlıyor. Nesnelerin bir yönüne dikkat ediyor. Yine tek yönlü sınıflama var. Bu dönemde çocuklar özellikle olmayan şeylerin var olduğunu, o yüzden televizyonlarda öyle mesela Sihirli Annem dizisi genellikle bu yaş grubuna hitap eden bir dizidir. Çünkü bu dönemde çocuk görmediği böyle sihirbazlık, eksilme, kaybolma olaylarına çok fazla ilgi duyuyor. Çünkü nedenini anlamıyor. O kadar eylemsel olarak da hızlı değil. Soyut düşünemiyor. O yüzden en fazla ilgisini çeken şey bir şeyin görünüp sonra yok olması. Yani bir anlamda sihirseli anlama. Korunum ilkesi gelişmemiştir. Korunumu bir sonraki dönemde anlatacağım. Korunum objelerin şekli değişse bile bir nesnenin aynı kaldığını anlayabilme sürecidir. Korunum ağırlıkla ilgili olabilir, sayıyla ilgili olabilir, hacimle ilgili olabilir, kütlesel olabilir. Bu dönemde dolayısıyla korunum gelişmemiştir. Eğer bir çocuğunuz işte 4-5 yaşlarında, diğer çocuğunuz ergenlik dönemindeyse ya da işte 12-13 yaşlarındaysa kendi aralarında bayramda da kavga ederler. Birine işte kağıt beşlik verin küçük çocuğa. Büyük çocuğa da 5 tane demir birlik verin. Küçük çocuk ağlamaya başlar. Abime daha çok para verdin, bana daha az verdin. Çünkü neden? Sayı korunumunu, miktar korunumunu kazanılmamıştır. Dolayısıyla onun ondan farklı bir şey aldığını düşünür. Ya da aynı şekilde birine daha geniş bardakta su koyun, birine daha dar uzun bardakta bir su koyun. Gene sezgisel dönemdeki çocuk aynı miktarda su koymanıza rağmen diğerinde daha fazla olduğunu iddia eder. Bu bir korunum ilkesidir. Tek yönlü mantık var demiştik, tek yönlü düşünebilir demiştik.